Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı günler diliyorum. Bugünkü videomuzda iç yapısı değişik transistör ölçeceğiz. BU508D ve BU508A transistörlerini ölçeceğiz. İç yapılarında farklılık olduğu için ölçüm yapılırken BU508D serisi bozuk zannedilebiliyor. Bunun hakkında bazı sorular geldi. Onun için bu videoyu çekme ihtiyacı hissettik. Bu transistörün iç yapısını zaten transistörleri ölçerken her zaman söylüyoruz. Transistördür, entegredir. Muhakkak datasheetlerine bakıp o şekilde ölçüm yapın. Çünkü datasheetlerinde zaten iç yapıları mevcut. Ben size şimdi basit olarak nasıl ölçüm yapılması gerektiğini göstereceğim. Şimdi BU508D transistörümüz diyotlu bir transistör. Sonunda zaten bu D harfi olan transistörlerin birçoğu, yani çoğunlukla İçerisinde başka devre elemanı veyahut elemanları bulunuyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi içerisinde diyot bulunuyor ve direnç bulunuyor. Çünkü bunlar BU508 serisi transistörler, güç transistörleri olduğu için içerisinde malzeme kullanılabiliyor veyahut amperi biraz daha düşük oluyor. Bu şekilde baktığımız zaman base, kolektör ve emitter ayaklarımız 1, 2 ve 3 olarak işaretledim. Base ve emitter arasında bir tane direncimiz mevcut. Daha sonra kolektör ve emitter arasında bakın bir tane içerisinde diyotumuz var. Diyotumuzun yönü de bu şekilde. Yani transistörümüzü ölçerken şimdi buna göre ölçeceğiz. Diğer transistörümüz ise yine BU508A. Yani içerisinde herhangi bir diyot, herhangi bir malzeme yok. Yine birinci ayak base, iki kolektör ve üç emitter olmak üzere. Yine aynı şekilde 1500 volt, 5 amper kolektör akımı var. 125 watt ve 7 megahertz. Bir transistörümüz, onu da ölçeceğiz hemen basit şekilde. Diğer transistörümüz de 1500 volt güç transistörümüz. 8 amper kolektör akımı var. 125 watt ve 3 megahertz değerinde bir transistörümüz. Şimdi hemen ölçümüne geçelim. Hem ölçü aletimizin kademesini diyot kademesine getirdik. Transistörümüz NPN olduğu için artı probla base'den giriş yapıyoruz. Şimdi artı uçla base'den giriş yaptığımız zaman bizim ne görmemiz lazım? Şöyle bakalım. Base ve emitter arasında bir tane direncimiz var. Base ve kolektör arasına baktığımız zaman normal bir, bakın şuradan geçişimiz normal olduğu için buradan normal bir değer almamız lazım. Fakat base ile emitter arasına baktığımız zaman şu anda bir direnç değeri almamız lazım bizim. Yani düşük bir değer almamız lazım. Onu da şimdi görelim. Bakın base, kolektör normal değerimiz. Çünkü arada herhangi bir malzememiz, parçamız yok. Base ve emitter arasında ise bir direncimiz var. Bu şekilde bakın bize bir değer vermesi lazım. Şu anda sağlam ise. Bunu görüp yani bozuk zannetmeyelim. Ölçümümüz bu. Base, kolektör, base, emitter. Çünkü direncimiz var. Şimdi ne yapıyoruz? Proplarımızı ters çeviriyoruz. Transistörümüzün tabi sağlamlığını bakacağız. Şimdi eksi probumuzu base'e değdirdik. Yine bize base ve kolektör arası şu anda hiçbir değer göstermemesi lazım. Base, kolektör. Bakın hiçbir değerim yok. Hiçbir değer göstermiyor. Base ve emitter arası yine burada direnç olduğu için bana yine bir değer göstermesi lazım. Deminki ölçtüğüm değerin aynısını aldım. Şu anda sağlamlık testimizi yine devam ettiriyoruz. Peki kolektör ve emitter arasındaki durum nedir? Çünkü kolektör emitter arasında bir adet diyotumuz mevcut. Şimdi kolektör ve emitter arasında diyotumuzun yönüne göre bir ölçüm yapalım. Kolektör ve emitter, kolektör eksi, emitter artı olacak şekilde yani kolektör ayağında diyotumuzun katotu mevcut. Emitterde de anodu mevcut. Bakın şu anda bana diyotumun içeride sağlam olduğunu gösterdi.
kolektör emitter arası. Diğer türlü proplarımı çevirdiğim zaman bana herhangi bir değer göstermemesi lazım. Bakın bu şekilde şu anda iki ayak arasındaki diyodumu da ölçmüş oldum ve bana herhangi bir şey göstermedi. Transistörüm şu anda sağlam arkadaşlar. Şöyle bakın, burası da yine arka tarafta kolektör olduğu için bakın aynı şekilde bize kolektör değerimizi verecektir. Ölçüm şekli bu. Bir daha gösterecek olursak, NPN transistör, diyotlu ve dirençli, artıyla giriş yaptık, base kolektör, base emitter, uçlarımızı değiştirdik, base kolektör, base emitter. Kolektör ve emitter arası, kolektör emitter arası transistörümüz sağlam. Diğer transistörümüze geçelim. NPN ve BU508A artıyla giriş yapıyoruz. Bu şekilde base kolektör, base emitter, base kolektör. Şöyle de bakalım. Burası da kolektör dedik. Burası da base kolektör, base kolektör, base emitter. Ters çeviriyoruz. Bu şekilde ters çevirdiğimiz zaman hiçbir şekilde bize değer göstermemesi lazım. Ayaklar arasında hiçbir değer almamamız lazım. Bak. Bu da yine sağlam transistörümüz. İnşallah faydalı olmuştur. Küçük de olsa bir bilgi olmuş oldu. Lütfen kanalımıza abone olup destek olmayı unutmayınız.